Bismillahirrahmanirrahim. El-Ahir Celle Celaluhu. Her şeyin yok oluşundan sonra var olan, bütün eşyadan sonra baki kalacak olan demektir. Rahman suresindeki şu ayetler bu konuyu çok güzel ve çok açık bir şekilde anlatmaktadır. Yer üzerindeki her şey yok olucudur. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü kendisi baki kalacaktır. Rahman suresi 26 ila 27. ayet-i kerimeler. O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. O her şeyi bilendir. Hadid suresi 3. ayet-i kerime. Allah Celle Celaluhu kullarının yaptığı yanlışlar yüzünden hemen helak etmez ve bekler. Tevbe için fırsat tanır ve bağışlamak için imkanlar, fırsatlar verir. İnsanlar gibi aceleci davranıp onları yakalamak, rezil etmek ve helak etmek için uğraşmaz. Aksine tevbe etmelerini ve bağışlamayı çok sever. Bu davranışı aslında bize örnek olması için Peygamberimiz yoluyla bize bildirilmiştir. Ama ders almak da bir iman ve izan işidir. Allah'a ibadet edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh suresi 3 ila 4. ayet-i kerimeler. Ebced değeri ve zikir saati. El-Ahir isminin ebced değeri ve zikir adeti 801'dir. Zikrin saati merih, günü salıdır. Bir hesaba göre de zikir saati zühre, günü cumadır. Daha önce bu saatleri gördük. Artık biliyorsunuz. Sırları ve hikmetleri. Her gün 100 kere okuyan kimsenin kalbinden masivaullah'a ait yani Allah'tan alıkoyan dünyalık zevk ve eğlencelere dair duygu ve düşünceler, bağlılıklar, sevgiler ve muhabbetler çıkar. Sadece Allah rızasına ait olan duygu ve düşünceler kalır. Her gün 77 defa okuyan kimse Allah'ın izni ve keremiyle ameli salih ve takvaya ulaşır. Akıbeti hayır olur. Bu ismin belirtilen miktarda zikri, zalimleri ve zorbaları ıslah eder. Yoldan çıkmışları yola getirir. Islah olması için üzerine okunan kimse istenilen yola gelmezse ya büyük zarar görür ya da helak olur. Çünkü bu isim beddua ve kahır isimlerindendir. Ya evvelü ya ahir isimlerini birlikte her sabah 838 kere okuyan kimse bütün düşmanlarına galip olacağı haber verilmiştir. Her iki ismi bir tabağa yazıp üzerine yine her iki isim birden 338 defa okunsa sonra temiz su ile silinerek konuşamayan veya herhangi bir nedenle dili tutulmuş veya kekemelik bulunan bir kimseye bir nüshası da üzerindeyken 7 gün veya 21 gün içirilirse Allah'ın izniyle bu isimler hürmetine kısa zamanda dilinin çözüleceği ve şifaya kavuşacağı bildirilmiştir. Bu ismi Celilüşşan'ın her gün sabahleyin 801 defa kıraatine devam eden kimse düşmanlarından fazla yaşar. Onların helakini görür. Cenab-ı Vacibül Vücut Hazretleri onların dar ve diyarını ona miras eyler. Bu zikre devam eden kimseye husumet, düşmanlık edenler biiznillahi teala helak olur. İhtisabı kuvvet yani kuvvet kazanma ve düşmana nusret bulma hususunda büyük tesiri vardır. Bir zalimin helakini arzu elediğin halde cumartesi günü sabahleyin saat 1'de kırmızı bakırdan bir levha üzerine bu ismi şerif ile o zalimin ismini karıştırmak suretiyle yaz. Sonra bu levha üzerine ismi şerifi 801 defa oku. Sonra bunu ateşe koy. Zalim mutlaka helak olur. Muhterem müminler, bu ameliyeyi işlerken çok dikkat ve itina gösterilecek şey var. Birincisi tam bir itikat, tam bir ihlas ile yapılması. İkincisi müstehak olmayan kimseler için yapılmaması şiddetle tavsiye olunur. Çünkü tehlikesi büyüktür. Ya evvel ve ya ahir ismi şeriflerini beraber olarak her gün aleyhissabah
838 defa zikretmeyi adet haline getiren ve Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin kudret ve kuvvetine iltica eyleyen, sığınan, barınan kimse dünya ve ahirette âli makamlara erişir. Ulviyat ve sufliyatta hürmet ve itibara nail olur. Bu iki ismi şerifin murabbablarını bir gümüş levha üzerine nakşettirip üzerinde taşıyan kimse âli dereceye sahip ve kadr yüceliğine nail olur. Bu yüce ve şerefli ismi çokça zikreden kimseleri Hak Teala ölümünü düşmanlarından sonraya uzattığı gibi düşmanlarının mal ve mülklerini de kendisine varis kılar. Aynı zamanda kim kendisine bir düşmanlık edecek olursa Allah Celle Celaluhu da o düşmanını helak etmiş olur. Bu ismi devam eden kimseleri Cenab-ı Hak düşmanlarına karşı muzaffer eder. Galip gelmesi için güç ve kuvvet vermiş olur. Bunun sayı bakımından kıymeti 801'dir. Cüzleri ise 44'tür. Eksik bir çift sayı olup Cenab-ı Hakk'ın esmasından olan ikisini Rab, Münim adlarını işaret etmektedir. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım. Bu şekilde rivayet edilmiştir. En doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir.